Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Yine değerli dostlar, her zamanki gibi oldukça yoğun bir gündem meselelerin karşısında olacağım. Bugünkü ilk konu başlığımızda hep birlikte bir Finlandiya'ya gideceğiz. Hatırlayacağınız üzere İsveç'te gerçekleşen çirkin Kur'an yakma eylemlerinden sonra, çapsız Paludan'ın girişimlerinden sonra çok sert bir şekilde tüm resmi mercilerden tepkisini en üst seviyeden dile getirmişti. Tabii Türkiye tarafından böyle gelişmeler yaşanınca Finlandiya'ya bu olayların yansıması oldu. Bugün Finlandiya polisinden ülkede Kur'an yakmanın yasaklandığı açıklaması geldi. Detaylar bir karşımıza gelsin, daha sonrasında gelişmeleri hep birlikte yorumlayalım. Finlandiya polisi kamuya açık alanlarda Kur'an-ı Kerim gibi kutsal kitapların yakılmasına izin vermeyeceğini bildirdi. Finlandiya basınının ülkede faaliyet gösteren CTT haber ajansına dayandırdığı habere göre Finlandiya Ulusal Polis Kurulu kutsal kitapların yakılmasını cezalandırılabilir suç olarak değerlendirecek. Buna göre kutsal kitapların saygısızlığa uğraması da benzer şekilde ele alınacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Finlandiya emniyet görevlisi Pyojoki, Kur'an-ı Kerim'in yakılması planlanmış olsaydı polis gösteriyi düzenleyen kişiye izin vermeyeceğini önceden bildirirdi. Ayrıca söz konusu faaliyet bir gösteri sırasında veya polisin dikkatini çeken başka bir durumda gerçekleşirse polis bu duruma müdahale edecektir ifadelerini kullandı. Haberde Finlandiya hukukunun diğer İskandinav ülkelerinin aksine dini barışı koruduğu ve ihlalin cezalandırılabileceği bilgisine yer verildi. Finlandiya hukukunun diğer İskandinav ülkelerine göre dini barışı koruduğu. Açıkçası değerli dostlar, bu cümlenin çevirisi ne biliyor musunuz? Biz İsveç'i sattık. Şimdi devamında Financial Times'a çok önemli bir haber de yansıdı bugün. İsveçli işte üst düzey yöneticiler ya gerekirse NATO'ya biz girelim, İsveç'i boş verelim çünkü Türkler İsveç konusunda oldukça ciddi. Biz kendi işimizin görüldüğüne bakalım. Biz Finlandiya olarak NATO'ya kendimizi sokmaya bakalım tarzında bazı açıklamalar da mevcuttu. Tabii Türkiye'den de benzer açıklamalar geldi aslında. Gelmedi desem yalan olur. Gerek Cumhurbaşkanımız gerekse de Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu. Son yapmış olduğu açıklamalarında hatırlayacağınız üzere İsveç ve Finlandiya arasındaki ayrımı düzgün yapmak gerekiyor. Evet, bir tarafta Türkiye'nin tüm istemediği eylemleri yapan, sanki NATO'ya girmeyi hiç istemezmişçesine eylemlerde bulunan İsveç var. Fakat bir yandan da Türkiye'ye istemiş olduğu belli başlı tutukluları teslim eden, devamında da Türkiye'ye yönelik savunma sanayi ambargolarını kaldıran Finlandiya var demişlerdi. İlerleyen dönemlerde Finlandiya NATO'ya girer, İsveç giremez. Bakalım neler yaşanacak, fakat Finlandiya'nın Rusya ile olan sınırı İsveç'e nazaran kat be kat daha fazla. Bu da yorumlarda çokça belirtilmekte. Bunun da farkındayım. Acaba kendilerince kendi işlerine bir Ali Cengiz oyunu oynamaya çalışıyorlar mı? İlla ki Türk diplomatlar bunun farkındadır. Bu konuyu derinlemesine ele alacaklardır. Bundan hiçbirimizin şüphesi olmasın diyorum ve akabinde ikinci konu başlığımıza geldiğimizde ilk olarak sizlerle haberin başlığını okumak istiyorum. Türkiye'nin nükleer silahı var. Evet, bu başlık nerede atıldı biliyor musunuz değerli dostlar? Çin'de atıldı. Çin devlet medyası olan Soho, Türklerin nükleer silahı var diye ilginç bir başlık attı. 3. Dünya Savaşı yaşanırsa neler olur analizinde bu konuya değindi. Detaylar bir karşımıza gelsin. Türkiye ilişkin çok ilginç ifadeler kullanılmış. Haberimiz şu an sizlerle. Çin devlet medyası Soho'nun iddiasına göre ABD, Rusya, Hindistan gibi diğer ülkelerin de analizinin yapıldığı haberde şu ifadelere yer verildi. 2. Dünya Savaşı'nın üzerinden 70 yıl geçti. Galip ülkeler, mağlup ülkeler ve mağlup olmayan ülkeler gibi çeşitli ülkeler var. Ancak o zamandan bu yana uzun bir zaman geçti. Teknolojik ve ekonomik koşullar muazzam değişikliklere uğradı. Nükleer füzeler daha gelişmiş hale geldi. Havacılık ve navigasyon teknolojisi büyük bir hızla ilerledi ve modern askeri güçlerin yıkıcı gücü arttı. Şimdi yeni bir dünya savaşı başlasa hangi ülke kazanır? İşte savaşı kazanabilecek adaylardan birincisi Türkiye. Türkiye'nin askeri bütçesi üst sıralardaki ülkelere kıyasla çok küçük. Ancak Türkler büyük bir donanmaya ve hava kuvvetlerine sahiptir. Farklı tehditler nedeniyle Türkiye askeri yeteneklerini artırmak için askeri sanayisini güçlendirmeyi ve hava kuvvetleri ve donanmasının yeteneklerini artırmaya çalışıyor. Aynı zamanda nükleer silah sahibi olan Türkiye, 3. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi durumunda şaşırtıcı bir karanlık at olarak ortaya çıkabilir ifadeleriyle haberine son verdi. Bilmiyorum Rabbim yaşatmasın 3. Dünya Savaşı'nı, fakat Çinlilerin de belirttiği üzere Türkiye gerçekten de özellikle son dönemde yapmış olduğu faaliyetlerle, gerçekleştirmiş olduğu eylemlerle, yani belki de Pandora'nın sihirli bir kutusu. Türkiye'nin nasıl bir güç olduğunu soracak olsanız dünyadan herhangi bir askeri uzmana, emin olun kesin bir yorumda bulunmaktan kaçınacaktır. Sizlere burada sürekli anlatıyorum işte, neredeyse her gün yeni bir savunma sanayi gelişmesi duyuruluyor yetkililerimiz tarafından. Yani Allah için değerli dostlar, Türk savunma sanayi ürünleri sadece duyurulanlardan mı ibaret? Duyurulanlar kadar eminim ki duyurulmayan teknolojilerimiz de var ve bunu devlet yetkililerimiz gerçekten de büyük bir sır olarak saklamakta. Ha, 3. Dünya Savaşı çıktı mı? O zaman bu sır
sırları tüm dünya öğrenmiş olacak. Türkiye'nin asıl gücü savaş başlamadan hiç kimse tarafından bilinmeyecek. Rabbim tekrardan beterinden esirgesin. 3. Dünya Savaşı'nı inşallah yaşamayız. Çünkü bizim Türkiye olarak daha çok güçlenmeye vaktimiz var. Şöyle kendi içimize birazcık kapanmamız gerek. En azından benim şahsi görüşlerim bu şekilde. Önümüzde bekleyen çok önemli projelerimiz var. O projelerimiz de tamamlansın. Ha, 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? O zaman çıksın. Zaten bizim yarım kalan bazı hikayelerimiz mevcut. Musul'undan mı bahsedeyim, Kerkük'ünden mi veyahut da Balkanlardan mı bahsedeyim? Bizim zaten yarım kalmış bazı planlarımız mevcut. İnşallah zamanı geldiğinde Türkiye bu planlarını da tamamlayacaktır diyorum ve bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde videomuzun başlığından da göreceğiniz üzere hep birlikte bir Yunan medyasına gideceğiz. Yunan medyası son kaleme almış olduğu haberinde Türk düşmanı John Bolton'un açıklamalarına yer vererekten işte Türkiye olmadan tekrar bir NATO alternatifi başka bir birlik kuralım dedi. Detaylar bir karşımıza gelsin. Metni aynen Yunan medyasında olduğu şekliyle sizlere aktaracağım. Yunan medyasından Pentapost'a akma John Bolton NATO'yu dağıtın ve Türkiye olmadan yeniden kurun başlığını attı. Haberin detaylarına indiğimizde John Bolton İsveç'in üyeliğini veto etmesi vesilesiyle NATO'ya yaptığı bomba öneriyi geri getirdi. Yıkalım Türkiye'siz NATO'yu tekrar yeniden kuralım. Türk basını Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'ın haftalardır dile getirdiği NATO'yu dağıtma ve Türkiye'nin katılımı olmadan yeniden kurma yönündeki tavrında ısrar ederken Türk basını onunla dalga geçiyor. İsveç basınına konuşan John Bolton Türkiye'nin NATO'daki konumunu sorguladı. John Bolton İsveç basınına verdiği röportajda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasının fiilen NATO'dan ayrılma sebebi olduğunu söylerken Erdoğan'ın İsveç'in üyelik talebini veto etmesiyle ilgili olarak şunları söyledi. Türkiye NATO'da olmak isteyip istemediğini seçebilir. Aksi halde NATO'yu dağıtıp yeniden kurabiliriz. Türkiye olmadan da bu konuyu çözmenin yolları var diye açıklamalarını sonlandırdı John Bolton. Beklenmedik bir gelişme mi? Vallahi değil. Yani zaten hani sürekli diyoruz ya NATO'dan bir ülke atılmaz. Evet kabul edelim. NATO'nun kuruluşunda belli başlı maddeler vardı. Geçtiğimiz günlerde sizlere aktarmıştım. NATO'dan bir ülke nasıl atılır konusuna geldiğimizde NATO tarafından düzenlenmiş bu konuya ilişkin resmi bir evrak bulunmamakta. Yani evet kabul edelim Türkiye NATO'dan atılmaz. Fakat Türkiye'yi NATO'dan nasıl çıkartabilirler biliyor musunuz? Zaten John Bolton'a belirtmiş. Örnek veriyorum biz NATO'yu feshediyoruz derler. Daha sonrasında yeni bir ittifak kuruyoruz. Sonuçta yeni ittifak kurmalarına Türkiye karışabilecek değil. Ondan sonra değerli dostlar yeni kurmuş oldukları ittifağı Güney Kıbrıs'ı da alırlar. İsrail'i de alırlar. Yani şuna gelecek olursak böyle bir şeye NATO ülkeleri cesaret edebilir mi diye soracak olursanız ben pek sanmıyorum. Çünkü NATO'nun belki de bel kemiği Türkiye'dir. Türkiye'siz NATO'nun beyin ölümü bu sefer gerçekten gerçekleşir. Macron'a göre bundan 200 sene öncesinde NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmişti. Fakat eğer ki Türkiye NATO'dan çıkarılırsa yani benzer bir örgütte Türkiye bulunmazsa gerçekten de bu topluluğun beyin ölümü gerçekleşir diyorum ve devamında 4. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden kıymetli gelişmeleri bir güzel derledim. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşanmış hep birlikte öğrenelim. İlk olarak bir Global Firepower 2023 yılının en güçlü orduları listesini yayınladı. Hatırlayacağınız üzere her sene düzenli olarak yayınlarlar. İsterseniz bu senenin listesi ne durumdaymış hep birlikte bir göz atalım. Görmüş olacağınız üzere listede 1. sırada tahmin edeceğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri bulunmakta. 2 de Rusya, 3 Çin, 4 Hindistan, 5 Birleşik Krallık, 6 Güney Kore, 7 dost ve kardeş ülke Pakistan olurken 8. sırada Japonya. Burada ayrıca Pakistan'ın 1 sıra yükseldiğine dikkati çekmek isterim. Hemen devamında listenin 2. sayfasında 9. sırada Fransa, 10. sırada İtalya ve 11. sırada ülkemiz Türkiye bulunmakta. Türkiye'nin hemen altında ise Brezilya, Endonezya, Mısır diye devam etmekte. Listenin hepsini okumayacağım. Yani şunu da belirtmek isterim değerli dostlar. Bu liste tamamıyla temsili yani objektif bir yorumda bulunmak tamamıyla yanlış olur. Yoksa Türkiye'nin yani şu listede 11. sırada olması gerçekten de komedi. Objektif bir liste olsaydı Türkiye bu sıralamada yani kusura bakmayın atmıyorum da en az bir ilk 5 içerisinde olması lazımdı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'nün açıklamalarına gidiyoruz. Niinistö dedi ki Erdoğan'ın açıklamasından sonra derhal Türkiye ile temasa geçtik. Dışişleri Bakanı Havisto ile bu konuda mutabık kaldık. Kabinem Erdoğan'ın danışmanıyla Havisto da Türk Dışişleri Bakanı ile ön görüşmede bulundu. Erdoğan'ın Finlandiya hakkında yapmış olduğu açıklamaları çok fazla belirsizlik ve koşulluluk içeriyor. Ancak Türkiye'nin konuya ilişkin tutumu bu süreçte değişti ve gelişti. Yine de Türkiye'de genel tablo değişmemiştir ve biz hala yerimizde duruyoruz diye bir açıklama yaptı Niinistö. Finlandiya Dışişleri Bakanı Havisto da yine bu konuya değinerekten İsveç'teki olaylar çok üzücü. Her ne kadar ifade özgürlüğü kapsamında olsa da İsveç'teki olaylar küçük sembolik olayların etkisi büyük dedi. Finlandiya Madrid mutabakatında İsveç'ten biraz daha fazla ilerleme kaydetti. Türkiye'de Mart sonundan önce NATO üyeliğimizi onaylama konusunda bir şeyler olabilir diye açıklamalarını sonlandırdı Havisto. Finlandiyalı Türk siyaseti uzmanı Toni Alantara'nın açıklamalarına gideceğiz. Toni Alantara Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Finlandiya hakkında yapmış olduğu açıklamalara atıfta bulunarak da Türkiye'den gelen açıklamalar üstü kapalı tehdit içeriyor. Türkler İsveç'te olanlar Finlandiya'da da yaşanırsa sizin NATO üyeliğinizde tehlikeye girer.
girer demek istiyor. Türklerin Finlandiya'ya karşı uygulamış olduğu yöntem böl ve yöne tutumudur diye Tony Alantara açıklamalarını sonlandırmış. Hep birlikte bir Finlandiya'dan hop Rusya'ya gidiyoruz. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sromolotov. Sromolotov dedi ki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dış baskıya rağmen 3. ülkelerin talimatlarına göre değil halkının özlemlerine uygun bir politika izlemeye hazır olduğunu eylemleriyle gösteren farklı kalibrede bir liderdir dedi. Durum daha Cumhurbaşkanımıza övgüler bitmedi. Bu sefer de Peskov. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkisine dair yöneltilen bir soruya biliyorsunuz ki Devlet Başkanımız Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel bir ilişkisi var. İlişkileri karşılıklı güven, karşılıklı saygı ve kendi üstlerine aldıkları yükümlülüklerine bağlılıklarına dayanıyor. Her ikisi de verdikleri sözleri tutmaya değer veriyor değerlendirmesini yaptı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis. Mitsotakis dedi ki Türkiye ile diyalog penceresini her zaman açık tutacağız. Ancak egemen bir ulus olarak egemenliğimize ve egemenlik haklarımıza yönelik hiçbir tehdidi kabul etmeyiz diye zaten hepinizin bileceği üzere Mitsotakis iç siyasette ne zaman daralsa hemen bir Türkiye'ye atıp tutar. Böylelikle Yunan halkının gazını almış oluyor. Yavaş yavaş sosyal medya haberlerimizin sonuna doğru yaklaşırken Rusya'da alınan önemli bir karara gideceğiz. Kremlin'in Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya gönderilen batılı tankları imha edeceği açıklamasının ardından bir Rus şirketi Ukrayna'da batı yapımı tankları imha edecek veya ele geçirecek ilk askerlere 66 bin avro nakit ödeme taahhüdünde bulunmuş. Şunu diyebilirim ki değerli dostlar özellikle şu an Ukrayna savaş sahasında Rusların hepsi batıdan gönderilmesi beklenen tankları beklemekte. Yani ellerini ovuştura ovuştura tanklar gelse de imha etsek diye bekliyorlar. Bakalım ne kadar başarılı olacaklar. Özellikle de ben Amerika'nın bazı göndereceği tankların Ukrayna savaş sahasındaki durumunu yakından takip edeceğim. Bakalım Amerikalıların teknolojisi Rus teknolojisine karşı savaşı kazanabilecek mi? Bugünkü son sosyal medya haberlerimizde Biden'ın açıklamalarına gideceğiz. ABD Başkanı Biden, Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya F-16 verecek mi sorusuna hayır yanıtını verdi. Biden ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünde Avrupa'ya bir ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin soruya ise emin değilim şeklinde cevap verdi. Biden'ın bu açıklamalarını Zelenski duymasın çünkü Ukrayna'da dün karşıma çıkan haberlerde Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin savaşı kazanabilmesi için 180 adet F-16'ya ihtiyacının olduğu belirtilmişti Ukraynalı kaynaklar tarafından. Yanlış duymadınız. 180 tane F-16 istemişler batılı güçlerden. Yani değerli dostlar bir taraftan Ukrayna yazık 180-200 tane F-16 istiyor. Sonuçta listeyi gönderip Amerika istediklerini gönderiyor sanıyorlar ya. Diğer yandan ise Biden dün söylemiş olduğu kelimeleri yutaraktan F-16 falan göndermeyeceğiz diye bir açıklama yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile iş yapanın sonu böyle olur. Daha Ukrayna büyük sürprizlerle karşılaşmadı. Amerika Birleşik Devletleri daha ne kadar yanıltacak Ukrayna'yı hep birlikte göreceğiz. Biz Türkiye olarak yani bu konuda deneyimliyiz. Bize sorsaydınız biz bundan sonra yoğurdu bile üfleyerek yiyoruz yani. Amerika Birleşik Devletleri özellikle söz konusu olduğunda. Bakalım Ukrayna'da neler yaşanacak? F-16'lar Ukrayna'ya gidecek mi? Gelişmeleri sizler için takipte olacağım diyorum ve bugünkü Bana Aydan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.